Bugün katarakt ve refraktif lens cerrahisinde ben ne yapıyorum onu anlatacağım sizlere. Biliyorsunuz bugün artık teknolojide kataraktlı olsun hasta ya da kataraktı olmadan refraktif hasta olsun lens değişimi için bir takım seçeneklerimiz var. Biliyorsunuz son zamanlarda değişik isimler de verildi bunlara. Bu teknoloji multifokal teknolojisiyle başladı. O zaman refraktif lensler vardı. Sonra difraktif lenslere geçti. Sonra o multifokal adı altında olan bifokal lensler, trifokal lenslere geçti diğerini. Son zamanlarda bunlara extended depth of focus denen lensler de eklendi, ad of lensler eklendi. Halen tabii monofokal lensler, monofokalin üzerinde yapılan bir takım değişimlerle yapılan yeni monofokal lensler, monoplus diyeceğimiz lensler de devreye girdi. Bütün bunlara biz premium lensler adını verdik. Bu gelişmiş olan çok odaklı lens grubuna. Hatta piyasada bazen akıllı lensler adıyla geçiyor ve halk bunları akıllı lens adıyla Türkiye'de tanıyor. Ama genelde premium lensler olarak kullanılan lensler bunlar. Şimdi ben bu konuda bir hastayı aldığım zaman ne yapıyorum, ne şekilde hareket ediyorum bunu anlatacağım. Lens seçiminde tabii bir takım kriterler var. Eğer hasta kataraktlı bir hastaysa, bu hastada çok fazla düşünecek bir şey yok. Katarakt cerrahisini yaparken takacağımız lensin ne olduğunu seçeceğiz daha ileride konuşacağımız şekilde. Ya da hasta kataraktlı olmayabilir. Biz sadece refraktif amaçlı bir lens değişimi planlamış olabiliriz. Ama bunu yapmak için öncelikle bir guideline'a ihtiyacımız var. Burada, bu guideline'da dikkat ederseniz birkaç nokta var. Onları size göstermek istiyorum. Multifokal bir göz içiyle takarken bazı prensipler var. Bu genel kurallar değil, mecburiyet değil ama tavsiye edilen kararlar bunlar. Şimdi eğer hasta emetrop bir hastaysa ve 45 yaşın üstündeyse bu hastada tamamen refraktif amaçlı bir lens değişimi düşünebilirsiniz. Ben nasıl yapıyorum? Ben bunu genellikle emetrop bir hastada 50 yaş üstünde, 48-50 yaşın üstüne geldiği zaman tercih ediyorum. Peki bu hasta hipermetropsa ve 1 dereceden büyük bir hastaysa o zaman 40 yaş olabilir. Ben bunu 45 yaş grubunda tercih ediyorum. Diyorum ki 45 yaş üstünde 1 ve üstünde hipermetropu olan bir hastaysa bu hasta grubunda bir refraktif amaçlı lens değişimi uygulayabilirim. Peki hastanın hipermetropu 3'ten büyükse o zaman bu hastalarda 40 yaşını gelmiş bir hastada, 3 dereceden büyük hipermetropisi olan bir hastada ben 40 yaş civarında artık lens değişimini önerebiliyorum hastaya eğer diğer anlatacağım parametreler bu işe uygunsa. Peki miyoplarda ne oluyor? Çünkü biliyorsunuz miyoplar bu grubun belki de en problemli grubu. Onun için bunlarda ne yapıyoruz? Bu grupta eğer miyopi 4 dereceden küçükse bir kere 48 yaşın altında, tercihen 50 yaşın altında böyle bir değişime gitmiyoruz. Çünkü zaten bu hasta grubunun bir presbiyopisi oluşmayacağı için sadece uzak cerrahisi yapmak ve yakını da olduğu gibi devam ettirmek için bu cerrahi uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Teorik olarak yapılabilir. Tercih edilir mi? Genellikle ben beklemeyi tercih ediyorum ama teorik olarak 48 yaş ve üstüne geldiği zaman eksi 4 dereceden bu çok önemli. Miyopisi küçük bir hastaysa yapılabilir. Belli kurallarla. Nedir kurallar? Aksiyel lengti 25 milimetreden küçük olacak. Bu hasta grubunda posterior vitreous detachment'ın olup olmaması, vitreosun ayrılmış olup olmaması çok çok önemli değil. Peki esas ana grubumuz, en önemli grubumuz ne? En önemli grubumuz 4 derecenin üstündeki miyoplar. Bu grup en tehlikeli grup. Çünkü bunlarda aksiyel renk 25 milimetrenin genellikle üstündedir. Ki bunların üstünde olduğu zaman, 25'in çok üstünde olduğu zaman bu gruba artık refraktif amaçlı bir lens değişimini düşünmememiz gerekir. Peki bu hastalarda en önemli kurallardan biri ne? Bu hastalarda kurallardan biri muhakkak posterior vitreous detachment'ının olmasını istiyoruz. Şart bu. Peki bu yaş grubunda 48 mi? Hayır, hayır. 48 yaş değil artık. Onun daha üstünü istiyoruz. En az 53-54'ü bulmasını istiyoruz. Teorik olarak 52 gibi gözüküyor. Bu genel dünyada kabul edilen guideline bu. Ama ben 53-54-55 yaşlarını bulmasını istiyorum hastanın. Olabiliyor ise 25 milimetre hatta olabiliyorsa altında bir aksiyel renk istiyorum. Ama 4 derecenin üstünde bunu bulmak çok kolay değildir. Ve muhakkak posterior vitreous detachment'ın olmuş olmasına muhakkak dikkat ediyorum.
guideline'da her şeyin uyduğunu kabul ediyoruz. Bu guideline'ın bütün kurallarına uymuş bir hasta geldiği zaman, bizim için uygunsa tabii hastayı muayeneden sonra, ama iyi bir muayeneden sonra, yani çok detaylı bir göz muayenesi yapmalıyız. Bu çok önemli. Detaylı göz muayenesinin ne olacağını anlatmaya gerek yok ama burada önemli bir bölüm var. Önemli bölüm, hastanın beklentilerini çok iyi bilmemiz lazım. Yani hastanın psikolojik durumunu. Çünkü bazı hastaların biliyorsunuz beklentileri gerekenin çok fazla üstünde, bizim hastaya verebileceğimizin çok fazla üstünde olabiliyor. Peki bütün her şey geçti. Guideline uyuyor, hastanın muayenesi tamam. Önemli olan şeylerden bir tanesi ne yapıyoruz? Önemli olan şeylerden bir tanesi hastanın retinası bizim için çok önemli. Biliyorsunuz makülo dejenerasyonlarında, yani yaşa bağlı makülo dejenerasyonlarında böyle bir çok odaklı lens cerrahisi uygulamak söz konusu değil. Onun için de bu hastaların bu konuda çok detaylı incelenmesi lazım. Ben tercihen hastalarımı bir retina uzmanıyla birlikte değerlendirmeyi istiyorum. Onun görüşünü almış olmak ve bunu kendi dosyama işlemek için. Ve muhakkak her hastanın bir OCT'sini çekip dosyaya koyup OCT'nin de iyi olduğunu dosyamda saklıyorum ve bunun doğruluğunu da bir retina uzmanıyla değerlendirmiş oluyorum. Retinanın da iyi olduğunu gördükten sonra artık yavaşça refraktif bölüme doğru geçiyor olabiliriz. Burada neye bakarak başlıyorum? İlk baktığım şeylerden bir tanesi hastanın otomatik refraktometre çıkışları. Bu çok önemsiz gibi gelebilir ama aslında çok önemli bu. Çünkü birçok bakımdan basit detayları buradan alabilirsiniz. En önemli detay nelerdir? Hastanın K değerleri ve hastanın astigmat değerleri. Çünkü bu astigmat değerlerini daha sonra değerlendirmede hem daha gelişmiş olarak kullanacağınız, lens seçiminde kullanacağınız, ben IOL Master 700'ü kullanıyorum. Bundan karşılaştırmak, hem daha sonra ray tracing sistemiyle eye trace kullanıyorum. Onda da aynı değerlendirmeyi yapmak ve hastanın astigmat değerlerini ve K değerlerini birkaç aşamada hep birbirini doğrulayan sonuçlar olduğunu görmek istiyorum. Bir sonraki aşama, artık yavaş yavaş lens seçimine doğru gidiyoruz. Ama halen tam anlamıyla bir multifokal lens kararı vermedik. Halen değerlendirmemizi yapıyoruz. Peki burada önemli olan neyi seçeceğimizi yavaş yavaş görüyor olmak. Ben söylediğim gibi IOL Master 700'ü kullanıyorum. Burada çünkü benim için çok önemli bir takım noktalar var. Bir tanesi aynı biraz önce söylediğim gibi axial length, yani gözün uzunluğunu bir kere bilmek istiyorum. Burada var. İkincisi ön kamera derinliğini bilmek istiyorum. Bazen özellikle hipermetrop hastalarda çok dar ön kameralar oluyor. Cerrahideki gidişimi görmek için, nasıl planlayacağımı bilmek için bunu bilmek istiyorum ve tabii ki lens seçimi için. Gene burada K değerlerini görebiliyorum. Bu K değerlerinin özellikle korneada yaptığı korneal astigmatı görmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz astigmat lentiküler olabilir, korneal olabilir. Ben korneali bilmek zorundayım. Onun için burada bunu muhakkak görüyorum. Lensin kalınlığını bilmek istiyorum hastanın gözünde. Yani ameliyat sırasında bunu nasıl planlayacağımı bilmek bakımından. White to white'ı bilmek istiyorum. Sferik ekivalan değerleri bilmek istiyorum. Bütün bunlara baktıktan sonra hastada bazen hatta kullandığım bir takım değerler var. Gene IOL Master 700'ün içinde. Eğer formülleri kullanırken ESCRS ya da ESCRS'in, yani Amerika ve Avrupa Refraktif Cerrahi Merkez'in, Society'nin kullandığı bir takım formülleri kullanacaksam, o değerlerin içine gireceğim bazı özellikli değerleri de gene buradan almam mümkün. Kararları verirken daha önce söylediğim gibi birkaç noktada bazı çalışmalara, bazı sonuçlara bakarak karar veriyorum. Bir tanesinin IOL Master 700 olduğunu söyledim. Diğerinin de ray tracing teknolojisiyle çalışan eye trace olduğunu söylemiştim. Buradaki önemli olan benim için, refraktif cerrahi yapıyor isem bir hastaya, hastanın lensinin ve korneasının, hatta olabiliyorsa diğer şeffaf medyaların, yani vitreosunda ne vaziyette olduğunu bilmek istiyorum. Çünkü burada vitreos opasitelerinin de bu şeffaf ortama ne kadar tesir edeceği ve bunun sonuçları ne kadar değiştireceğini bilmek istiyorum. Ama en önemlisi, korneanın ayrı, lensin ayrı olarak değerlendirilmesi benim açımdan çok önemli.
Burada demin de söyledim, eğer otomatik refraktometre değeri, Yolmaster 700'ün kornea astigmat değerleri ve iTrace'in gene astigmat değerlerinin hepsini bir arada değerlendirip sonuçları eğer birbirine çok yakınsa, benziyorsa ve uyumluysa bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Şimdi burada önemli olan bir şey var biliyorsunuz. Astigmatı değerlendirirken çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü astigmat korneal olabilir, lense bağlı olabilir. Peki sadece bu mu değerlendirdiğimiz? Hayır, biliyorsunuz yaşa bağlı olarak yani doğumda başlayan değişiklikler 2 yaşta bir noktaya geliyor, sonra 6-7 yaşta bir noktaya geliyor. Bunların bir kısmı ve büyük bir kısmı 7 yaş sonrası, hatta 2 yaş sonrası çok fazla değişen şeyler değil. Ama bizim için en önemli noktalardan bir tanesi 40 yaşında bir hastada eğer bir astigmat görüyorsak bunun büyük bir kısmının kaideye uygun astigmat olduğunu görüyoruz. Bu kaideye uygun astigmat yapısı yani dik eksen 90 derecede, yatay düz eksen genellikle 180 derecede oluyor kaideye uygun astigmatlarda. Bu 40 yaş civarında bunu böyle görürken yavaş yavaş 60 yaşlara, 50-60 yaşlara doğru bunun biraz değiştiğini görüyoruz genel yüzde olarak tabii ki toplumda. Ve az astigmatlı bir yapıya doğru döndürmeye başlıyor kornea kendini. Sonra daha ileriye gittikçe, yani 70-80 yaşlarına doğru geldikçe de iş tam tersine doğru dönmeye başlıyor. Kornea kendini yavaş yavaş kaideye aykırı astigmata döndürmeye başlıyor. Yani yatay eksen 90 derecede, dik eksenimiz de 180 dereceye doğru kaymaya başlıyor. Ha buna göre astigmat seçiminde oynamalar yapmalı mıyız? Bu gerçekten önemli mi? Bunu hesaplayabilir miyiz? Evet, buna göre biraz bir plan yapmamız gerekiyor ama bu planların bir kısmı zaten yapılmış vaziyette. Yani bugün kullandığımız formülleri ki ben Barrett'i kullanıyorum. Bazen Abulafya'yı, bazen Barrett'i kullanıyorum. Bunlarda korneanın hem ön hem arka yüzeye değerlendirildiği gibi yaşa bağlı bazı değişimlerin de ne olacağı biraz öngörülmüş oluyor. Çünkü gene biliyorsunuz korneadaki değişimlerin yapısı kornea biraz şeffaflığını kaybediyor yaşla. Kornea kalınlaşıyor yaşla ve daha sertleşiyor. Onun için de bu yapı değişikliği yani kaideye uygun astigmattan, kaideye aykırı astigmata doğru 40 yaş 80 yaş arasında dönüş bundan dolayı. Peki böyle olursa ne yapıyoruz? Böyle olursa genellikle ben Barrett, Toric ya da Barrett'in diğer formüllerini kullanıyorum. Bu yeteri kadar bana bir güven veriyor ve bütün o korneanın ön arka yüzeyinin değerlendirilmesi ve diğer söylediğimiz formül değerlendirmeleri hepsi bunun içinde olduğu için ben genellikle Barrett'i tercih ediyorum. Şimdi astigmat kararını da verdik. Genellikle astigmat kararını biliyorsunuz değer olarak da birçok artık yapı 0.75 ve üstünde astigmatlarda bir torik lens uygulamayı daha çok düşünüyor. Bunun altındaki değerlerde çok fazla torik lenslerden uzaklaşmaya çalışıyor herkes. Şimdi benim uygulamamda ben hem lensin kendi özel ölçüm sistemine ve hesaplama sistemine bakıyorum. Biraz önce söylediğim gibi Barrett ve Abulafya o formüllerdeki duruma bakıyorum. Onların hesaplamalarına ve diğer bütün ölçümlere. Ve olabildiğince eğer en ufak bir astigmatın astigmatsız lens takmaktan, torik olmayan bir lens takmaktan daha faydalı olduğunu görüyorsam muhakkak torik lense doğru kayıyorum. Çünkü buraya doğru kayıyorsak o veya bu şekilde hastada ileride oluşacak bir astigmat değerinde bir şekilde kapatmış oluyoruz. Şimdi astigmatın olup olmayacağına karar verdik. Lensi takacağımıza karar verdik. Hasta istiyor. Bizim için muayeneler, hastanın psikolojik durumu vesairesi her şeye uygun ama bu noktadan itibaren artık bazı detaylar geliyor ki bana göre bir hastanın premium lens takılması için ne kadar uygun olduğunu bu detayları görmeden belirlememek lazım. Şimdi burada birinci işimiz şuradan başlayalım. Şimdi burada önce kappa ve alfa açılarının ne olduğunu görmek istiyorum. Kappa açısının ne olduğunu biliyorsunuz. Kappa açısı pupilla merkeziyle gerçek görmek için kullandığımız aksın arasındaki açı ya da mesafe. Bu normalde esasında gerçek vizüel aksla
gerçek pupilla merkezi arasındaki açı yani lambda'dır esasında gerçek olanı ama kappa bunun gross hali olduğu için kappa ismi öyle verildiği için genellikle kappa kullanır ama kappa ve lambda açıları hemen hemen birbirine çok yakındır. Gerçek ismi lambda açısı biz bunu kappa açısı olarak kullanmaya devam ediyoruz. O halde bu ne? Optik vizüel aksla görme aksıyla pupilla merkezi arasındaki açıya veya mesafeye kappa diyoruz. Peki burada bunu kappa açısı olarak zaten görüyoruz. Peki alfa ne? Şimdi alfa esasında bir premium lens takma açısından en önemli noktalardan bir tanesi. Bu gerçek optik center'ı gösteriyor. Yani korneanın merkezini, gerçek gözün merkezini, gerçek optik center'ı gösteriyor. Optik merkezi gösteriyor. Optik merkezle vizüel aksi yani görüntünün aksının arasındaki mesafeye ya da açıya alfa ya da D açısı diyoruz. O halde özetlersek optik merkezle vizüel aks arasındaki açı alfa, D açısı. Bu çok önemli çünkü eğer bu değer belli bir şeyin üstündeyse bütün işler karışıyor. Eğer normal değerin üstünde bir kappa açısıyla hastaya lensi taktıysanız bu hastada bir miktar ışıklarda büyüme, işte glare halo dediğimiz efektler ortaya çıkar. Ama alfayı büyük gördüğünüz halde bir lens, premium lens taktıysanız bu hastada sonuç bulanık görme olacaktır. Onun için de çok ciddi şekilde bu hastalarda problemle karşılaşacaksınız demektir. Onun için bu açının doğru değerlendirilmesi çok çok önemlidir. Yapı olarak baktığımız zaman bu değerlere, şimdi mesela burada bir hastada kapanın 0-1 olduğunu, alfanın artık sarı renge döndüğünü ve 0-3 olduğunu görüyoruz. Bu halen kullanılabilir, halen premium lensin takılabilir bir hasta olduğunu gösteriyor ama dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Bu nereye kadar gidebilir? Bu değer, alfa değeri 0.5'i buluyorsa işte orada artık bir takım soru işaretleri çıkmaya başlıyor. Çünkü neden? Çünkü göz içi lensi göze yerleştirdiğimiz zaman lensin yerleşeceği yer neresi? Gözün içinde bizim istediğimiz yer. Ama bizim istediğimiz yer değil. Çünkü lens neticede bir miktar hareket edecek. Genellikle nereye doğru hareket edecek? İçine koyduğumuz kapsülün ortasına doğru, kapsüler begin santrına doğru ilerleyecek. Onun için de alfa açısının durumu bizim için çok önemli. Peki ne olursa tehlike 0.5'e kadar bir premium lensi uygulayabiliriz. Bu neden böyle? Çünkü trifokal lenslerde genellikle santral halka 0.09 ara 0.8-0.09 arasındadır. İyi de o zaman EDOF lens takalım. Onların santral halkasının genişliği daha fazla. Evet onlar da 1.4 mm'dir santral halka. Ama bu demek değildir ki alfayı, alfa açısını trifokal bir lenste 0.5-0.6'ya kadar takabilirsiniz ya da bir EDOF lenste 1.4'e takabilirsiniz. Hayır böyle bir şey yok. Bu hastalarda sferik aberasyon, negatif sferik aberasyondan dolayı aşağı yukarı yarısını kaybederiz bu değerlerin. O halde 0.8-0.9'luk bir trifokal lenste maksimum alfa D açısı 0.4-0.5 olmalı. Bir EDOF lense geçmek zorundaysak da bunun maksimum 0.6, çok nadir durumlarda 0.65'e kadar olabileceğini biliyoruz ama 0.6'yı geçmemekte kesinlikle çok yarar var. Bu tamamen alfa açısının değerlerine bağlı olarak. Bunu niçin böyle anlattım? Çünkü mesela bir hastada gördüğünüzde kappa 0.8, alfa 0.65, şimdi bu hastada hastanın diğer bütün parametreleri ne kadar uygun olursa olsun bu hastada bir premium lens takılması sonucunda bu hastayla çok ciddi şekilde problem yaşarsınız. Çünkü hiçbir zaman tam anlamıyla istediğiniz başarılı sonucu elde edemeyeceksiniz. Kappa açısı 0.8 muhakkak glare ve halo olacak. Alfa 0.65 muhakkak hastada bulanık görme, double vision dediğimiz
sistemler çıkacak. Biraz önce söylediğimiz gibi kaideye uygun ve kaideye aykırı astigmatlarda da çok önemli. Şimdi bir hastada şöyle düşünelim. Kaideye aykırı astigmatın yavaş yavaş geliştiğini farz edelim. Bizim lensi nasıl yerleştireceğimizi anlatırken biraz önce dedim ki kaideye aykırı ve kaideye uygun astigmatlar bizim için çok önemli demiştim. Bu çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi bakın bu hastada alfa 0.65. Yani çok sınırdayız. Bir edofles takalım mı takmayalım mı soru işaretliyiz. Şimdi o zaman burada biraz önce anlattığım o kaideye uygun ya da kaideye aykırı astigmat devreye giriyor. Şimdi bu hastanın dikkat ederseniz dik aksı aşağı yukarı kaç derecede? 195 derecede. Yatay aksı da aşağı yukarı 5 derecede. Şimdi lensi, göz içi lensi hangi aksa yerleştiriyoruz astigmatı düzeltmek için? Şu yatay aksa yerleştiriyoruz. Peki bu hastanın alfa 0.65 açısı nerede? Görme merkezinden 0.65 milimetrelik kadar yanda. Ama hala yatay aksın üstünde, yani göz içi lensin, intraoküler lensi yerleştirdiğimiz ve düzeltmesini sağladığımız aksın üstünde. O halde düzeltme şeridimizin üstünde alfa açısının yeri, kaideye uygun astigmattan bahsediyoruz. O halde burada biraz bir toleransımız var. Yani bu hastada bir merkezi 1.4 olan bir extended depth of focus'lu EDOF bir lensi takarsak, bu hastada eğer doğru da anlatırsak bu hasta mutlu olabilir. Çünkü tam sınırda ama alfa açısının yeri lensin düzeltme şeridinin yatay eksenin üstünde. Aksi olsaydı ne olacaktı? Yani bu kaideye aykırı bir astigmat olsaydı da bu dik aksı burada olsaydı, yatay aksı burada olsaydı ne olacaktı? Biz hala lensi bu şekilde düzeltmeye koyarken yönünü tam çapraz vaziyette alfa D ile düzeltme şeridi, lensin düzeltme aksı birbirinden çok çapraz bir noktaya gelecekti. O zaman sonuç çok başarısız olur. O halde astigmatın türü de, yani kaideye uygun mu, kaideye aykırı astigmat mı olduğu da alfa D açısının ya da mesafesinin ölçümüyle bir değerlendirmeye gitmek gerekiyor. Bu da çok önemli. Şimdi alfa ve kapa açılarını değerlendirdik. O halde yavaş yavaş ileriye geçelim. Nereye doğru gidelim? Şimdi yavaş yavaş bir hastayı değerlendirirken korneada mıyız, lenste miyiz, problemimiz nerede, oraya doğru gitmeye başlayalım. Yani kornea aberasyonlarına doğru gelmeye başlayalım. Şimdi burada bir hastanın gözüne bakıyoruz. Kornea, bakın korneanın bir E harfini görme kapasitesi. Merceğe, yani lensine baktığımız zaman bu çok daha düzgün. Bu ne demek? Bu hastada ve total göz görüntüsü bu ikisinin birleşiminden bir sonuç çıkartıyor. Ama total gözdeki bulanıklığın neredeyse tamamına yakınının korneadan geldiğini görüyoruz. Peki lens? Lens iyi. Peki bu korneanın aberasyon durumu nedir? Buraya baktığımızda total aberasyonu 0.34 iken korneanın aberasyonu 0.27. Bu ne demek? Bu şu demek. 0.15'in, hadi bazı özel durumlarda 0.2'nin üstündeki kornea aberasyonları kesinlikle görmeye çok tesir edecek demek. O halde biz bu hastanın 0.27 olan kornea aberasyonunu bir kenara atar, ona bakmazsak ve burada hangi optiğin total gözü etkilediğine bakmazsak, korneada olan problemi hiçe sayıp lensini değiştirir, multifokalini hastaya takar isek gene mutsuz bir hasta elde edeceğiz. Çünkü doğru olan, düzgün olan şeyi çıkartmış, bozuk olan şeyi korumuş ve total gözü gene mutsuz bir şekilde bırakmış olacağız. O halde bu çok çok önemli. Bunu yapmamamız gerekir. Bazen hatta öyle şeyler oluyor ki kornea görüntüsü bozuk, lens görüntüsü bozuk,
Bu ikisinin totaline bir bakıyorsunuz, total gözle her şey düzelmiş. Yani kornea lens ya da lens korneayı kompanse etmiş. İkisinin bileşkesi, ikisinin toplamı mükemmel bir total göz görüntüsü çıkartmış ortaya. O halde buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirini kompanse eden bozuklukları olan bir gözde optiklerden birini dışarıya almak, korneada bir lazer cerrahisi uygulamak ya da tam tersi bir göz içi lens cerrahisiyle lensi değiştirmek bütün optiğin düzenini bozacak demek. O halde bunu çok iyi bilmemiz ve bu tip gözlere dokunmamamız lazım. Multifokal lens cerrahisinde, trifokal lens cerrahisinde, premium ya da halk arasındaki akıllı lens cerrahisinde problemin burada olduğunu, lenste olduğunu, korneanın iyi olduğunu, aberasyon miktarının iyi olduğunu kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunu bilirken peki geldik, aberasyonlara baktık. Aberasyonlar yüksek falan ama bir de bunun acaba kontrast olarak nasıl değerlendirilmesi lazım? Bazen bakıyorsunuz aberasyonlar iyi gibi ama kontrastta ne durumdayız? Kontrast ne demek? Kontrast bir objeden gelen görüntünün içindeki kontrast miktarı içeriye geçerken, retinaya ulaşırken, yani transfer olurken bu görüntü, içerideki kontrast ne kadar devam ediyor, ne kadarını saklıyoruz bu demek. Buna MTF denen, Modular Transfer Function denen sistemle bakıyoruz ama bu özetle bunu bir kontrast özelliğini gösteriyor bize. Yani hastanın görüntüsündeki kontrast kapasitesi ne kadar? Şimdi burada baktığımızda bu hastada bu grafiği bir kısaca anlatayım. Burada grafiğin üstünde burada görme güçlerini şey yapıyoruz, anlatıyoruz. Yani aşağı yukarı 10 normal bir okuma boyutudur. Bu çok önemli. Burada da ne kadar yüzdeler olduğunu gösteriyor. Bu kırmızı alan ne? Bu kırmızı alan tehlike zonu. Yani hastanın grafiği, MTF grafiği eğer bu kırmızı zonun içine girmeye başladıysa, bu pratikle bulunmuş bir şey, işte işler o zaman kontrast açısından iyi değil demektir. Şimdi bu hastaya baktığımızda ne görüyoruz? Hastanın lensinde, internal lens olduğuna göre lensinde kontrast oldukça iyi vaziyette. Ama korneasına geldiğimizde bir bakıyoruz ki artık yavaş yavaş MTF değeri bu bizim tehlike zonu dediğimiz zona girmeye başlamış, yaklaşmaya başlamış. Peki bu ikisinin birleşiminde total gözden olmuş, artık kontrast tamamen tehlike zonunun içinde. Bunu oluşturan ne? Bunu oluşturan kornea. Burada görüyoruz. O halde bu hastada biz bir premium lense gitmeli miyiz? Katiyen gitmemeliyiz. Bu hasta kesinlikle bir premium lens cerrahisi için kontraindike bir hasta. Onun için kesinlikle bunu bu hastada bir premium lens cerrahisi düşünmemeliyiz. Kappa alfa açılarını değerlendirdik. Kornea aberasyonlarını değerlendirdik. Buralarda bir problem olmadığını gördük. Şimdi devam ediyoruz. Peki lens ne durumda? O halde şimdi lense bir geçelim. O lensin ne durumda olduğunu beraber değerlendirelim bir hastada. Şimdi burada lensi değerlendirmemiz artık noktasına geldik. Internal, gene biraz önceki MTF değerlerinden biliyorsunuz alan lens olarak uygun. Lensin dysfunctional lens index denen bir özelliği var. Bir, total gözde opacity map dediğimiz, yani lensin ne durumda olduğunu gösteren ikinci harita var. İki. Şimdi burada neye bakıyoruz? Birincisi, önce buradan başlıyoruz. Diyoruz ki bu hastanın lensinin içindeki yoğunluk, katarak miktarı ne vaziyette? Yaklaşık 2-2.5'a kadar burası normal sayılabilir. Bu 2.5'un altındaki değerlerde çok fazla lenste bir opasite henüz gelişmemiş demektir. O halde bize objektif olarak lensin şeffaflığı hakkında ne durumda olduğumuzu burada gösteriyor. Peki burada gösteriyor ama bu yeterli mi? Hayır, değil. Burada lens indeksi, dysfunctional lens indeksi değil, lensin bu fonksiyonlarının tek başına kataraktın bize olmamasına rağmen lensin fonksiyonlarının bozuk olabildiği bazı durumlar var. Bu çeşitli nedenlerle olabilir. Sadece lensin korneayı kompanse etmek için bile oluşturacağı aberasyonlar burada lens endeksinde bir fonksiyon bozukluğuna neden olabilir. Peki burada neye bakıyoruz? Burada değere bakıyoruz. 10 değeri bu
hastanın, bu kişinin gözündeki lensin fonksiyon olarak da iyi olduğunu gösteriyor. Peki her hastada bu böyle mi? Her hastada tabii ki bu böyle değil. Şimdi bir başka hastada bakıyoruz. Bu hastada, basitçe anlatmak için bunu seçtim. Zaten hastanın lensindeki opasite artmış. 2,5'un üstünde 3,5. Yani bu hasta artık bir katarakt hastası. Peki bu lens fonksiyonlarına ne kadar tesir ediyor? Bakın 10'dan 3,5'e kadar inmiş. Şimdi bu hasta katarakta bağlı olduğu için sebebini biliyoruz ama bazı hastalarda katarakt olmamasına rağmen bu lens endeksinde bir takım düşmeler yaşıyoruz. Bu da bizim için bir değerlendirme vasıtası oluyor. Nereye kadar? Bu değer 5,5-6'lardaysa ki bunu 5,7 olarak kabul ediyor genel sistem. 5,7'nin altına iniyorsa artık bu hastanın lensi çok iyi bir lens değil demek. Bunu nereden anlıyoruz? Bazen benim gözümde hiçbir problem yok ama görmem iyi değil, bir problemim var diyen hastalarda muayene ediyorsunuz, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Kataraktı yok, korneası iyi ama bir bakıyorsunuz lens endeksi düşmüş, 4'lere 5'lere gelmiş. Yani kendi içinde gelişen bir katarakt var bizim göremediğimiz şeffaf ortamda ama burada lensin ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Ben burada 7-8'i gördüğüm zaman yani 10-9 gibi değerlerde çok değil, 8'de biraz soru işaretim başlıyor. 7'yi gördüğüm zaman hastayı artık uyarıyorum. Yani bu 50 yaşında, 55 yaşında bir hastaysa opasite olmamasına rağmen lens fonksiyonlarında bir takım soru işaretleri varsa ve şikayetleri varsa ben bu hastada yavaş yavaş artık bir premium lens düşünebilir miyim diye bir kafamdan geçirmeye başlıyorum. Ve o zaman onlara doğru bakmaya başlıyorum. Şimdi burada lensi de değerlendirdik. Lensin bir bakıma işte bizim premium lens takmak için uygun olduğunu gördük. Peki bu yeterli mi? Hayır, bundan da dönüp ayrıca bir şeye de bakmamız gerekiyor. Hastanın K değerlerine ve başka bir takım değerler var. Hayır, yüksek derece aberasyonların hangi pupille değerlerinde olduğuna da bakmamız gerekiyor ve K değerlerinin. Ne demek istiyorum? Yani K değeri, K değeri işte. Biraz önce otomatik refraktometre değerlerinde de vardı. Şurada da vardı. Yolmaster 700'ü değerlendirdik. Orada da vardı. Burada da var. Evet var ama bazı hastalarda çok önemli bir şey var. Bizim için önemli olan hastanın hangi pupille boyu? Gece pupille boyu. Yani skotopik şartlarda, mezopik ve skotopik şartlardaki pupille boyu çok önemli. O halde niye böyle? Yani anladık. Şimdi siz burada hastayı değerlendirirken hastanın değerlendirmesini 7 milimetrelik bir ölçüm değerine, yani 7 milimetreye genişlemiş bir pupille de yaparsınız. 5'te yaparsınız, 3'te yaparsınız, bu değerleri alırsınız. Buna göre genellikle sistem bütün bunları ölçtüğü zaman en geniş olanın K değerini alarak size bir torisite düzeltme aksı verir. Yani göz içi lensinizi yerleştirirken bu aksa yerleştirin diye verir. Diyelim ki burada 113 dereceye. Peki hastanın mesela gece boyu ya da skotopik boyu ne? Aşağı yukarı diyelim ki 5'te kalıyor. Ki bizim toplumda 5,5-6'dır genellikle skotopik boy. 6 milimetre. Bazı hastalarda bir bakıyorsunuz 7 milimetre zonunun aksıyla 5 milimetre, 3 milimetre zonunun akslarında bir takım farklar olmaya başlıyor. Yani aks burada 110'da gelirken birden 90'a, 80'e dönmeye başlıyor, 70'e. Siz 60-70 dereceye yerleştirirseniz bu astigmat aksına göre değerlendirirseniz ve hastanın gerçek pupille skotopik boyu 110 derecede, 120 derecede vesairede ise bu kadarlık bir sanki lens içeriye koyduğunuz, implante ettiğiniz lens o kadarlık bir rotasyon yapmış kadar hasta bulanık görmeye başlayacaktır. O halde K değerlerinin hangi pupille boyunda alındığı ve o K değerlerinin her birinin birbirine uyumlu mu olduğuna ciddi şekilde bakmak gerekiyor. Aynı şekilde yüksek derece kornea aberasyonlarına. Aberasyonları değerlendiriyorsunuz 7 milimetre pupillada. Hasta skotopik, mezopik pupillası aşağı yukarı 4-5'lerde. O halde sizin bu hastanın yüksek aberasyonlarını değerlendirirken, kornea aberasyonlarını, bu hastanın 5 milimetre pupillada bu aberasyonları değerlendirip hastaya ona göre yönlendirmeniz lazım. Çünkü belki de uygun bir hastaya hayır diyor olabilirsiniz. Bu oldukça önemli. Onun için yol seçimi ve lensin yerleşimi açısından
Bu değerler oldukça önemli değerler. Şimdi bir başka konuya geçmek istiyorum. Ben hangi lensleri neye göre seçiyorum? Bunu bir şekilde belirtmek istiyorum size. Şimdi demin bir takım özellikler verdik. Bu özelliklerden lensi seçerken ne dedik? İşte alfa, kapa, aberasyonlar, lensin değeri, K değerleri hepsi uyumlu oldu. Biz o zaman premium lenslerden bir tanesini kullanabiliriz. Eğer hastanın bu değerlerinde bir problem varsa, zaten refraktif amaçlı bir lens değişiminden uzaklaşmaya başlıyoruz. Ama hastanın kataraktı var ve biz ille bir kataraktı alıp lens yerleştireceğiz. O zaman bu seçimi yaparken demin saydığım bütün o parametrelere göre bir premium lensle miyiz yoksa bir monofokal lensle miyiz ya da bir premium monofokal lensle miyiz onu bilmemiz gerekiyor. Eğer hastanın astigmatı varsa o halde muhakkak ki bir astigmat değerlendirmesini yapmış olacağız. Genellikle ben bu tip bacakları yani C-loop bacaklarda çok astigmatlı olmamaya çalışıyorum. Çünkü onlarda dönüşler daha fazla, stabilitesi daha yüksek olan bu lenslere genellikle bunları kullanmaya çalışıyorum. Peki bunlar da olmadı. Demin EDOF diyorduk. Evet EDOF lensleri muhakkak artık değerlendirmek mecburiyetinde. Çünkü bunlardaki hem santral genişlik hem lensin üstündeki basamakların yüksekliği aralarındaki mesafe hem affediciliği çok arttırdığı için bu lenslere doğru ciddi bir kayış var. Ve gene dediğim gibi biraz önce 1.4'lük merkez şeysiyle alfa açısının durumuna göre EDOF lenslere doğru ciddi bir kayış noktasına doğru gelmeye başladık. Peki her şey tamam artık hastada bir lens takmaya karar verdik. Lensi nasıl hesaplayacağız? Lensi hesaplarken bir tablomuz var. Biraz önce Eolmaster 700 dedim. Ben herkes kendine göre bir başka sistemi kullanıyor olabilir. Yani bu aletlerle ilgili bir şey anlatmıyorum. Ama ben onu kullandığım için söylüyorum. Bu hastada hangi aksı nasıl yapacağımı buradan gördüm. Formülümü kullandım. Sferik değerleri buldum. Peki tekrar ben iTrace üstünden bir değerlendirme yapıyorum. Burada ne yapıyorum? Bir kere kesi yapacağım yeri istediğim gibi seçebiliyorum. Bu özellikle de küçük astigmatlarda torik lens takmayacaksam bunun pozisyonunu onu dik aksa getirerek kesi yapacağım yeri değerlendiriyorum. Sonra biraz önce söylediğim gibi K değerleri burada doğru değerlendirilmiş olduğu için benim bulduğum diğer değerlerle bunun üstündekini bir araya getiriyorum. Bunu nereye yerleştirmem gerekiyor? Ve kaç derecelik bir astigmat lens koyduğum zaman ne kadarını düzeltiyorum bunu görüyorum. Ve bunun sonucunda da aşağı yukarı ne kadarlık bir astigmat değeri alacağımı, bana sonuçta kalacağını, hastanın bundan memnun olup olamayacağını da burada biliyor oluyorum. Peki bu sonucu nasıl değerlendireceğiz? Benim için çok önemli sonuçlardan bir tanesi şu. Hastanın lensi koyulduktan sonra biliyorsunuz ertesi gün muhakkak bir kontrol ediyoruz. Yani bu bizim cerrahi şeylerimizden, etiklerimizden yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Birçok merkezde ve birçok kişi genellikle birinci hafta bir kontrolünü yapar. Birinci ay kontrolünü yapar. Hatta birinci hafta kontrolünü yapmayanlar da vardır ama hastanız eğer torik bir hastaysa şunu bilmeniz lazım. Bu hastada şu gördüğünüz hastanın sonradan ameliyat olduktan sonraki lensi değerlendirmek için bir durumu sizin olması gereken yeriniz, lensinizin şu andaki pozisyonu ve ne kadarlık lensin içeride dönerek sizin durumunuzu hastanın görmesini ne kadar bozduğunu gösteriyor. Lensi koyduğunuz bu dönüşler genellikle ilk bir saat içinde 6-8 derece kadar olabilir. Bu arada takip etmeniz lazım. Ama genellikle en pratik ve en uygun zaman birinci haftayla hatta tercihen ikinci haftanın sonundaki kontroldür. O zaman muhakkak lensin ne kadar olduğunu dönmüş olabileceğini eğer hastanın şikayeti varsa size gösteren bir sistemle lensin pozisyonunu burada görebilirsiniz. Baktık. Neyi gördük? Hastanın refraksiyona göre 2 derece astigmatı var. 3 dereceyi. Artı 3'lük bir sferik değeri ve eksi 2 astigmatı var. Peki bu lens doğru şekilde kendi doğru pozisyona tekrar döndürülürse ki bu
ideal zamanı ikinci haftadır, en geç dördüncü haftaya kadar yapılması lazım. İyi olur çünkü daha sonrasında artık o lens stabilize olmaya başlayacak. Bu noktaya geldiğimizde hastanın 53 derecelik bir rotasyonu yapılırsa bu lensin geriye doğru astigmatın eksi 0.30'a yani hemen hemen sıfır değerine kadar inmiş olduğunu göreceğiz. Ha burada bir şey daha göreceğiz. Lensi düzelttik, pozisyonu verdik, astigmatı yok ettik. Peki doğru lens seçmiş miyiz? Genellikle bu daha önce refraktif cerrahi geçirmiş hastalarda olabilecek sıkıntılardan bir tanesi. Hayır, burada da rotasyon sonrasında halen bir miktar sferik değerde de doğru seçim yapmadığımızı ya da doğru mu seçim yapıp yapmadığımızı buradan da görebiliriz. O halde son olarak da hastanın her şeyi tamam olduktan sonra lensinin doğru yerleştirilmiş, yerleştirilmemiş olduğunu ikinci hafta, en geç dördüncü haftaya kadar tespit edip onu yeniden pozisyon vererek bu şeyi bitirebiliriz. Şimdi bu genel değerlendirmenin bu ilk konumuzdu. Değerlendirmede bir hastanın multifokal, trifokal, premium lensini seçerken neye bakıyoruz, nasıl gidiyoruz onu anlatmak için girdim. Daha sonra bütün bu değerler tamamsa hangi lensleri niçin seçiyorum, ne zaman EDOF'u seçiyorum, EDOF'ların hangisini seçiyorum, niçin ona göre yapıyorum, daha sonra ileride bunu anlatacağım bir ders olarak. Sonra daha sonra da son olarak yapılmış ve mutlu olmayan bir hastada problemler nerelerde olabilir? O problemleri tek tek burada fokus derinliğinden astigmat dönüşüne kadar, akomodasyon değerlerine kadar onları yeniden değerlendirmiş olacağız. Ama bugün bir multifokal hastasında, bir trifokal hastasında bir lensi nasıl seçiyorum onu anlattım. Teşekkürler.